Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Gündem çok yoğun, gündem çok hareketli. Bu yoğun gündem içinde sizler için dünyadan Türkiye haberlerini derleyip topladım. Burada Bilal Feyza Dihsan'ın anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım inşallah. Sevgili dostlar haberlerin yoğunluğundan haberleri ikiye böldüm. Bir kısım haber burada ana kanalda. Diğer yara haber ise Bilal Feyza burada kanalında. Buradaki haberleri bitirdikten sonra hemen linki bırakıyorum açıklama yorum kısmına. Orada tıklayın hop. O bir tarafa haberlerin devamını orada izleyebilirsiniz. Bakalım kim ne demiş, kim ne yapmış, dünyada Türkiye nasıl konuşuluyor, nasıl adımlar Türkiye'nin dünyada attığı stratejik hamleler. O zaman ne diyoruz? Bodoslama Bu konular. Buyurun videoya dostlar. İlk olarak Jardinlar diyar, Macron, Macron Fransa ağlıyor, Afrika'da hiç ama hiç iyi gitmeyen günler yaşıyor, Paris. Ne oluyor? Fransa'nın Afrika'daki sömürge ülkelerindeki sonu tek tek geliyor ve bunlardan bir son daha yaşandı. Çok şükür Allah'a diyelim. Nijer. Fransa Nijer'den neyi var nesi yok pırısını pırtısını toplayıp defolup gidiyor. Nijer'de bulunan Fransız askerleri Nijer elçiliği tamamen kapatılıyor. Bir tane bile Fransız Nijer'de kalmayacak. Çok güzel, çok önemli, müthiş bir haber. Niye? Çünkü bu yamyam Avrupa, sömürgeci Avrupa, Afrika'dan tek tek çıktığı yerler, kovulduğu yerler, Esasen Türkiye ile çok yakın ilişkileri kuran ve Türkiye ile son yıllarda ilişkilerini arttıran ülkeler. Bu bağlamda Türkiye, Afrika'daki birçok ülke ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Hem askeri, hem stratejik, hem savunma, hem ekonomik, hem eğitim, hem sağlık birçok alanda ikili işbirliği kuruyoruz ve bunların meyvesi alınmaya başlandı. Elhamdülillah. Magaron küstüm. Ben artık Afrika'da oynamıyorum deyip çıkmaya başladı. Daha da çok çıkacak. Ha bunun ardından Fransa'nın Afrika'ya eziyeti, zulmü artacak mı? E artacaklar. Niye? Çünkü Afrika'daki birçok ülkenin parasını Fransız Merkez Bankası basıyor. Anlatmıştım sizlere daha önce. Düşünün. Fransa Afrika'daki ülkelerin parasını basıyor ve o parayı geri Fransa'daki Merkez Bankası'ndan topluyor. Fransa bu şekilde yılda yaklaşık 500 milyar dolara yakın bir yamyamlık yapıyor. Çok çok büyük bir rakam. Şimdi Fransa'nın uranyum ihtiyacı, Fransa'nın altın ihtiyacı, Fransa'nın o bu şu maden ihtiyaçları hepsi ama hepsi tek tek Tüm kanallar kapatılıyor. Bakalım Jardinlar diyarı daha nerelerden kovulacak? Kovulacaktır Allah'ın izniyle. Tabi oralardan kovulan Fransa burnunu nereden çıkarmaya başlıyor? Kafkasya'dan. Ermenistan'a habire gaz veriyor Macron. Öle Macron. Seni de, daşnak sürünü de, onu da, bunu da topunuzu derleyip toplayıp Eyfel Kulesi'nin tepesine gönderiyoruz. Artık orada ne yaparsanız yapın. Avrupa'ya devam ediyorum geçiyorum İsveç'e İsveç'te bir garip haber İsveç'te durup dururken bir anda yol kayması oldu evet arkada fotoğrafı görüyorsunuz yaşanan toprak kaymasıyla beraber yol olduğu gibi otoman böyle hoppa kayıyor la buralara bakan mühendis yok muydu buraları inceleyen mimar yok muydu uzmanlar yok muydu sen nasıl Avrupa'sın? Sen nasıl İsveçsin? Bu yolun müteahhidi kim? Müteahhitler hiç bakmıyor mu? Yoksa sadece paraya mı bakıyor? ha. ha. Yok İsveç'te bunlar konuşulmuyor. Bunları ben söylüyorum. Bunlar ancak bizde konuşulur. Türkiye'de hükümetin yaptığı ne kadar iş varsa karşısında aleyhinde konuşmalar devam eder. Maalesef bizim kaderimiz de bu. İşini iyi yapan müteahhitlerin olduğu gibi işini iyi yapmayan müteahhitler de var. Ha işte o iyi yapmayan müteahhitler yerin dibine sokulsa da gene onlara bir şekilde iş veriliyor. Verilmeli mi? verilmemeli. Liyakat denen kurum çalışmalı. Liyakat denen kurum kendisini hayata geçirmeli. Liyakat denen kurum burada bu noktada halka etki eden, kamuoyuna etki eden yapılarda, olaylarda asla ama asla adamcılığa, kayırmaya yol vermemeli. İnşaatlar, yollar hakkıyla denetlenmeli. Onu denetleyen de liyakat sahibi olmalı. Maalesef acı bir gerçek bu bizim Türk milletinin eksikliği. Avrupa'nın diğer bir cenahında Polonya ve karşısında Ukrayna. Aralarda gerilim iyiden iyiye büyüyor. Polonya ve Ukrayna yeni bir harbin eşiğinde. Hı? Nasıl? Zaten Ukrayna Rusya harbi devam ediyor bir de bu mu çıkacak? Allah işler öyle bir durumda ki sevgili dostlar. Polonya Ukrayna gerilimi en üst seviyede. Bakın abartmıyorum bunu. Polonya Başbakanı net bir şekilde Ukrayna Başkanı Z'nin Zelenski'nin yüzüne karşı söyledi. Hem de Birleşmiş Milletler zirvesinde. Ne oluyor? Avrupa Birliği'nin 15 Eylül'den itibaren Ukrayna'nın Avrupa'ya tahıl yasağını kaldırdı. Yani artık Ukrayna'nın tahılı Avrupa'ya girebilir. Ama buna karşı çıkan birileri. Kim mi? Polonya, Slovenya ve Macaristan. Bunlar Ukrayna'dan tahıl mahal istemiyor. Niye? Çünkü senden tahıl alırsak Ruslar daha çok kızar. Biz de hala hazırda Rusya'nın zaten burnunun dibindeyiz. Onun için Ukrayna kusura kalma senden tahıl mahal almayız. Bu açıklamanın ardından Zelinski Birleşmiş Milletler zirvesinde şımarık şımarık açıklamalarda bulundu. Polonya'ya adeta hakaret eden tarzda o genel kurul kürsüsünde açıklamalarda bulundu. Buna Aynen bir misli cevapla Polonya başkanı yaptı. Polonya başkanı o kadar bir sinirlendi ki yaptığı açıklamada Ukrayna'ya bundan sonra silah milah vermeyeceğiz. Yasak getiriyoruz. Madem öyle haydi bakalım. Ey Zelinski dedi Polonya başkanı. Uuu. Durum Avrupa için hiç iyi gözükmüyor. Avrupa esasen Ukrayna Rusya harbinden biri parçalanma sürecine doğru son sürat ilerliyor. Eee? sinsi bacak İngilizler, uzun bacak İngilizler boş yere Avrupa Birliği'nden Brexit yapmadıydı, ayrılmadıydı. Biliyor ki Avrupa Birliği'nin gelecekte ne olacağını analizlerini iyi yapıyor. Çünkü ona göre bir kurgulama yapıyor küresel kafalar. Biliyor ki Rusya Ukrayna'ya dalacak. Biliyor ki Rusya ondan sonraki hedefi Avrupa. Fransa, Almanya zıp zıp etmeye daha da çok başlıyor. Avrupa için işler hiç ama hiç iyi gitmiyor. Avrupa için işler iyi gitmiyor. Bir de Avrupa'nın içindeki böyle hazır mamayla beslenen bir yer. Neresi anlamışsınızdır. Zirtakiler, bizim yavrumular. Bunlar için de işler hiç iyi gitmiyor. Yunanistan'da büyük sıkıntılar var. Yunanistan'da yaşanan yangınlar, seller, onlar bunlar. Ardından Yunanistan'a gelen kaynakların azalması. Ardından Yunanistan'daki büyük tedirginlik. Ne tedirginliği? Türkiye korkusu. Yunanistan diyor ki Türkiye habire silahlanıyor. Türkiye habire yeni savaş gemileri, jetler, tanklar onlar bunlar her şey ama her şey üretiyor. Tabi Türkiye üretirken biz de bıp bıp yiyoruz. <laughs> Afiyet olsun yiyin. Artık ne yiyorsanız zıh yiyin. Şimdi sevgili dostlar dün Türkiye ilk kez açık karakol gemilerimizden 10 adet üreteceğimiz açık karakol gemisinin ikisini denize aynı anda indirdik. Bu Yunan'da büyük paniğe sebep oldu. Yunan basını diyor ki Türkiye ilk etapta 10 adet açık karakol gemisi üreterek bir hedefi var. Ve Türklerin hedefi şu. Arkada haritayı görüyorsunuz. 25. meridyenden itibaren Ege denizini, Adalar denizini boydan boya ikiye bölmek, Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'i bölmek, tamamen yüzlerce Türk savaş gemisi fırkateynleriyle karakol gemileriyle her tarafı kapatmak ve bizim bir daha 25. meridyenin doğusuna güneyine geçememez olacak. Bu yaşanacak. Türkler bunu planlıyor diyor. Zirtaki basını tanga. Hani düşmandan al haber ederler ya. Aynen öyle bir durum. Evet Yunan evet sen bizim hayallerimizi söylüyorsun. Evet Yunan evet bizler inşallah mavi vatanımızda adalarımızda öyle bir harekat başlatacağız ki. Tabi sen bir çılgınlık yaptığın anda Ondan sonrası, ondan sonrası yok. Yer gök zirtaki savarlarla pık pık pambıkları tıkı verecek. TCG Akisar, TCG Koç Hisar denizlere indi. Karakol gemilerimiz, hisarlarımız koç gibi <laughs> çahı verecek. Şşt, la palikarı ya eteği zıgı tut. Ve geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Barış belgesi hazır. Elhamdülillah ne oluyor? Zengezur, Karabağ, Azerbaycan, Türkiye gomçurta gomçurta alacaklarımızı aldık ve dahi almaya devam ediyoruz. Sonunda barış belgesi hazırlandı. Bunu Ermenistan'a sunuldu ve Ermenistan bunu kabul etti. Geliyor. Geliyor 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 geliyor. Ne geliyor? Karabağ, yahu Karabağ zaten geldi, zaten bizim. O alınmayan yerlerde Agdem, Hankendi, Hocalı buralarda tertemiz yapıldı, alındı. Yakında Hankendi'ye de girilecek. Eli kulağında. Hankendi'nin elektrik şebekesi Azerbaycan'a bağlandı. Neresi mi geliyor? Esas beklediğimiz yer geliyor. Nere? Oho! Zengezur. Zengezur koridor değil. Zengezur'da bir bölge olduğu gibi geleceği iddia ediyor ve kive güzellik de değilse sektöre sektöre geleceği de söyleniyor. Ama velakin Paşinyan Azerbaycan'ın sunduğu barış antlaşmasındaki tüm maddeleri kabul ettiği iddia ediliyor. Edecek canım. Boş yere Nikol Paşa demiyoruz. Ama öncesinde bizim Nikol Paşa darbe girişimi yaşandı akşam tekrardan. Diyorum ya Paşinyan Türk'ün korumasında. Ona önceden haber gitti. Hup. Bir yerler bir yerler bir yerler haberler uçtu iddia ediliyor ve Paşinyan acilen birçok ordu komutanlığı, alay komutanlığı görevden aldı ve tutuklattı. Onlar Godes'e. Bunlar kimdi? Bunlar ayrılıkçı daşnak kafalılardı. Son kalan kırıntılar da temizleniyor. Paşinyan öndeki engeller kalkıyor. Ve tam da bu atışla önümüzdeki ay yakın az kaldı. 5 Ekim. 5 ekimde Aliyev ve Paşinyan İspanya'da buluşacak, zirve yapılacak. Bu zirvede büyük olasılıkla sonucun çıkması bekleniyor. Olmazsa ikinci bir zirvede net bir karar alınacak. Yani sevgili dostlar, 2024 gelmeden Aralık ayına doğru Azerbaycan, Karabağ, Tertemiz, ardından Zengezur. Zengezur en büyük beklenen yer. Paşinyan Azerbaycan'ın hazırladığı barış belgesini kabul edip altına imza atacak ve Ermenistan'dan daha da farklı bir hamle gelmesi bekleniyor. Ne mi? Rusya, CSTO, Kolektif Güvenlik İşbirliği Örgütü'nden Ermenistan tamamen çıkmayı planlıyor. Avrupa, Amerika dümenine girmek istiyor. Vallahi Paşinyan nerenin dümenine girersen gir ama velakin bizim dümenimize girmezsen Türkiye'nin Azerbaycan'ın dümenine girmezsen seni hiç iyi bir son beklemiyor. Eğer de kalkar Avrupa'nın, Amerika'nın, Fransa'nın dümenine daha da çok girmeye çalışırsan Moskov ayısı oradan bir dalar. Erivan diye bir yer kalmaz. Gel Avrupa'yı bırak, Amerika'ya vazgeç, Fransa'nın peşinden gitme. Moskov'tan vazgeç. Gel Türkiye ile Azerbaycan'la anlaş, otur. Senin için mutlu, müreffeh, güzel günler olur. Ermeni vatandaşları rahat yaşar. Yoksa Ermenistan'da sıkıntılar bitmez. Ama bizim Nikol Paşa yapacak yapacağını. Türkiye ile sınırlar, sınır kapıları açılacak. Türkiye ile normalleşme sürecini son sürat başlatacak. Ardından Azerbaycan zaten barış antlaşması masada. Ermenistan, Paşinyan hükümeti Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın tüm şartlarını kabul ettiği iddia ediliyor. Türkiye, Azerbaycan iki devlet, bir millet. Kardeşlerimizle sonuna kadar ama sonuna kadar bir ve beraberiz. Azerbaycan'a yan gözden bakmaya çalışanların gözünü oyarız. Evet Allah. O zaman Azerbaycan'la ilgili çok kritik bir haber devam. Paşinyan Karabağ'dan çekilerek tüm Ermenistan'ın çökmesini engelledi. Veki ve Zengezur koridoru noktasında Türkiye ve Azerbaycan'ın isteklerini kabul ederek bunu garanti almış oldu. Ne oluyor? ve Erdoğan'dan Nahçıvan'a yıldırım ziyareti. Ani ziyaret, sebep nedir? Ne oluyor? Neler bitiyor? Niçin Nahçıvan? Neler mi? Neler, neler. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Nahçıvan'a yapacağı ziyaretle beraber bir mesaj veriyor dünyaya. Ne mesajı? Hem İran'a, hem Fransa'ya, hem Amerika'ya topuna mesaj veriyor. Hem de ayrılıkçı daşnak kafalılara mesaj veriyor. Olası bir İran'ın, Pers kafalıların sinsi hareketleri, Azerbaycan'a saldırı girişimi asla masa karşılıksız kalmaz. Türkiye bu süreçte sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayızın bir mesajıdır. Sayın Erdoğan'ın Nahçıvan ziyareti. Şimdi şu süreç yaşanabilir Zengezur ilgili sevgili dostlar. Hani hep diyorum ya Zengezur koridoru moridali ya biz Zengezur bölgesini komple istiyoruz. Çünkü Ermenistan'ın bir savaş tazminatı var. Azerbaycan'ın yaklaşık 100 milyar dolarlık bir meblağ istediği iddia ediliyor. Bunu ödeyemeyecek olan Ermenistan, Zengezur bölgesini komple Azerbaycan'a bırakabilir. Bırakabilir mi? Paşicim bırakacak, yapacak o işi. Ama Hala Paşinyan'a e karşı gelen bir muhalefet, ayrılıkçı daşnak kafalar var, Ermenistan iç muhalefeti var. Paşinyan bunları aşmaya çalışıyor. Ermenistan iç muhalefetin devirmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Nahçıvan'a, Yıldırım ziyaretinin, Ani ziyaretinin sebeplerinden biri de budur dediydim sizlere. Paşinyan'a e rağmen Ermenistan ordusu içinde Azerbaycan'a savaş açacak unsurlar var mı? Var. Hala bu tehdit var. O bir taraftan İran, İran tehditlerini arttırıyor, sınırda yığınaklarını arttırıyor, tatbikatlarını yapıyor. Bunlara karşı tam bir güç birlikteliği. Ama Pers kafası İran yapacağı bir çılgınlığın sonunda Güney Azerbaycan, Tebriz kardeşlerimize selam olsun. İran ordusu içinde bulunan Türk kardeşlerimiz selam olsun. Onların çok çok büyük oranda hemen Azerbaycan'ın yanında, Türkiye'nin yanında yer alacağı zaten biliniyor. İran iyi izlesin. Mesaj çok büyük. Yüzler gülüyor. Çünkü her şey Türkiye'de taklının planladığı şekilde ilerliyor. Allah'a çok şükür. Çünkü Türkler birleşti. Çünkü Türkistan birleşiyor. Çünkü bizler tarihte baş eğmemiş ve dahi eğmeyen ve eğmeyecek aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız. Çünkü bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar saymadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasa da bizimle beraber yürüyen milletler. Azerbaycan için bir ve beraber ilerlemeye, yürümeye, koşmaya Devam Her ne tehdit olursa olsun Allah'ın izniyle gelecek bizlerindir Gelecek Türkiye'nindir Gelecek Türk dünyasındır Gelecek Türkistan dünyasındır inşallah Onun için asla asla hüzünlenmeyin Her daim ümit var olunuz Yolumuz belli Yolumuz ilahi kelimetullah Hedef kızıl elma. Haber 2'yi unutmayın sevgili dostlar. O da hop o bir tara kanalda paylaşılıyor. Bunu bitirdiniz. Hadi o tarafa geçin. Dualar bitsin. Hop videonun sonunda o bir tarafa geçin. Dualara amin 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 hep beraber amin diyelim inşallah. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Haydi haber 2'ye.